Süreniz 10 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle bütün milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Ayrıca yine depremde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi, AK Parti grubunun üyesi, değerli Adıyaman Milletvekili Sayın merhum Yakup Taş ve ailesini kaybetmiş olması sebebiyle hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem AK Parti grubuna başsağlığı dileklerimi paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin. Değerli milletvekilleri, sevgili vatandaşlarım, acımız büyük. Söyleyecek çok söz var. Boğazımız 40 düğüm. Şu anda söz söylemekten çok iş yapma zamanı. Konuşulacak zaman konuşulacakları da konuşacağız. Ama bugün deprem felaketi nedeniyle bir taraftan bir büyük milli dayanışma duygusu içerisinde hareket etme ihtiyacı içerisindeyiz. Öbür taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığının olağanüstü hal yetkisi istemine ilişkin talebini görüşüyoruz. Değerli milletvekilleri, felaketin üzerinden 4 gün geçti ve sayıları söylemekten üzülüyoruz. Ne yazık ki en son duyduğum rakam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 14 bin can kaybı demişti ve her geçen gün artıyor ve enkaz çalışmaları devam ettiği sürece bunun ürkütücü noktalara erişeceğini üzüntüyle, acıyla görüyoruz. Şimdi pazartesi akşamı sabaha karşı, affedersiniz, saat 4 sıralarında felaketi yaşadık. Salı günü Sayın Cumhurbaşkanı öğle saatlerindeydi yanılmıyorsam, yani yaklaşık 30 saat sonra afet bölgesi ilan etti 10 ilimizi. Ben merak ediyorum. Pazartesi sabah 8'de 9'da hemen felaketi öğrenir öğrenmez afet bölgesi ilan etmeye engel olan neydi? Tek bir imzayla yapılıyor her şey. Çok övünülen, anlatılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek imzayla yapılıyor. Başka birinin toplanmasına, başkalarının imzasını almaya gerek yoktu. Sadece Cumhurbaşkanlığı imzasıyla o sabah afet bölgesi ilan etmek mümkündü. Ama olmadı. Ve salı günü afet bölgesi ilan edildi bölge. Arkasından da olağanüstü hal talebi ifade edildi. Şimdi merak ediyorum. Kaybettiğimiz vatandaşların canını kurtaramayan olağanüstü hal şimdi neyi kurtaracak? Enkaz altında yatan evlatlarımızı, analarımızı, kardeşlerimizi, babalarımızı kurtarmayan olağanüstü hal 4 gün sonraki bundan sonra artık normal olarak kurtuluş ümidinin de azaldığını biliyoruz maalesef. Neyi kurtaracak? Neden bu yetkiyi istiyorsunuz? Mevcut sistem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı, affedersiniz, bir Milli Savunma Bakanlığı'ydı yanılmıyorsam, 58 saat sonra 3500 askerimizi deprem bölgesine gönderdik diye paylaşım yaptılar. Niye 58 saat sonra? Niye o sabah değil? Niye 3500 askerimiz? Niye daha fazla değil? Bu organizasyonsuzluk, bütün yetkilerin tek bir elde toplandığı bir sistemde bu başarısız, bu beceriksiz tutum nasıl izah edilir? Bunu ortadan kaldıracak adım olağanüstü hal ilanı.
Olağanüstü hal yetkilerine mi ihtiyacınız var bunları yapmak için? Askeri göndermek için böyle bir yetkiye ihtiyaç yok. Maden kurtarma ekipleri 2 gün sonra ısrarlı talepler sonunda bölgeye intikal etti. Hatta ilginç bir haber var. İnşallah doğru değildir. Önce kumanya gıdalar gönderilmiş ve ekipler daha sonra gönderilmiş. Yani niye? Bunun için olağanüstü hal yetkisine ihtiyaç yok. Bunları yapabilirdiniz. Şimdi daha önce de söylendi. Bugün canı kurtaramayan o hal neyi kurtaracak? Bunu sormak görevimiz. Hakkımız değil sadece, görevimiz. Niye istiyorsunuz bu yetkiyi? Mevzuat uygun. Cumhurbaşkanının tek kişi olarak neredeyse bütün yetkiler elinde. Ayrıca mevzuat var, afet kanunu var, il idaresi kanunu var. Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler var. Bu kanunla her şeyi yapabilirsiniz. Mesela afet kanununa dayanarak çalışma yükümlülükleri getirebilirsiniz. Afet kanununa dayanarak imarla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Görevlendirmeler yapabilirsiniz. Çeşitli ekipler kurabilirsiniz, talimatlar verebilirsiniz. Buna özel yönetmelik çıkarabilirsiniz. Nasıl hareket edileceğine dair. Olağanüstü halin size vereceği tek ilave yetki temel hak ve özgürlükleri kısıtlayabilmek. Buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz? İnsanların bu konudaki sıkıntıları söyleyebilme hakkı niye rahatsız ediyor? Temel hak ve özgürlüklerin kurtarma faaliyetine nasıl bir engel teşkil ettiğini bu millete açıklamak zorundasınız. Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal milletin gücünü organize etme konusunda bize daha kolaylıklar sağlayacak diyebilirsiniz. Oysa millet organize olmuş. Pazartesi günü sabahtan itibaren millet organize oldu. Değerli milletvekilleri, ne yazık ki felç edilen devlet kurumları organize olamadı. Tek adam rejimi altında tek adam devleti, hatta daha doğrusu tek adam devleti organize olamadı. Sıkıntı burada. Organize olamayan, felç edilen devlet kurumları. Millet organize, battaniyesini veriyor, yatağını veriyor, parasını veriyor, gıdasını veriyor, otobüsleri dolduruyor, tırları dolduruyor, belediyeler organize, sivil toplum örgütleri organize, yardım etmek istiyorlar. Feryat Türkiye'nin her yerinde hissedilmiş ama devlet kurumlarında tuhaf bir yarış var. Yakıştı mı? Sayın Ömer Çelik'e Cumhur İttifakı meydanda sözü yakıştı mı arkadaşlar? Bütün teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı meydanda sözü yakıştı mı? Bütün gücüyle devletimiz meydanda demek varken, belediyelerimizle, merkezi yönetimlerle devlet meydanda demek varken bu söz yakıştı mı? Şimdi olağanüstü hal yetkisini isteyen iradenin meseleye bakışı bu çerçevede. Değerli milletvekilleri, Sayın olağanüstü hale gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var ama ne yazık ki yeteneği yok bu süreci yönetme konusunda. Yetkisi var, yeteneği yok. Görüyoruz. Sistemin nasıl aksadığını alanda gördük. Hepimiz alandaydık. Su yok, ekmek yok, gıda maddesi yok, hijyen malzemesi yok, tuvalet yok, çadır yok, battaniye yok. 4. günden sonra, polemik yapmayın arkadaşlar, ben oradan geliyorum. Ben oradan geliyorum. Ben oradan geliyorum. Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın deftere yazıyoruz sözü yakıştı mı? Olağanüstü hali defteri açıp yazdıklarını uygulamak için mi istiyor? Yani sizin defteriniz varsa enkazın altında evladının elini 48 saat tutan babanın da defteri var. Yavrum parmağını kaldırmış, sınıf birincisiydi diyen annenin de defteri var. Onlar da yazıyorlar deftere bir şeyleri. Mesele bugün deftere yazma meselesi değil. Mesele milletin yarasına merhem olma meselesi. Bakın,
121 belediyemiz, rakamları tek tek saymayacağım, açıklanıyor. Her yerde tır kamyonlarından tutun fırınlara kadar, seyyar fırınlara kadar, seyyar tuvaletlere kadar Türkiye'nin deprem... Sayın Tezcan, ilave süre veriyorum. Tamamlıyorum. Deprem bölgesine Türkiye'nin dört bir yanından yardım ulaştırıyor. Şimdi görüyoruz ki bu süreçte bu yardımları organize etme yerine dönüp bu meselenin üzerinden bir olağanüstü hal yetkisi alma iradesi ve beklentisi var. Pandemi döneminde olağanüstü hale ihtiyaç duymadınız. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'yla, İl İdaresi Kanunu'yla bütün dünyayı etkileyen bir pandemi sürecini geçirdik. 10 tane ildeki bu felaketi niye mevcut mevzuatla geçirme ihtiyacı hissetmiyorsunuz? Biz vatandaşın yarasına merhem olmaya devam edeceğiz. Karşı çıksanız da, engel olmaya çalışsanız da... Son cümle. Son cümle. Teşekkür edeceğim, bitiriyorum. Biz buna devam edeceğiz. Eğer olağanüstü halle ilgili biraz önce İYİ Partili Hatip Sayın Grup Başkan Vekili söyledi. Madem bu kadar yetkiye ihtiyacınız var, niye 3 ay? 1 ay içerisinde bu işler arzu ettiğiniz şekilde çözülebilir. 1 ayla ilgili bir yetki verelim dedi. Bugün Grup Başkan Vekilimiz de aynı konuda açıklama yaptı. 1 ayla ilgili bir önerge verdiler. Buyurun, madem bu konuda gerçekten ihtiyaç varsa 1 aylık yetkiyi alın ve görelim bu süreci nasıl yürüteceksiniz, yöneteceksiniz. Gerçek niyetiniz bu mu? Milletimizin başı sağ olsun. 3 aylık bir yetki depremle mücadele için istenen bir olağanüstü hal yetkisi değildir. Bu nedenle buna hayır diyeceğiz arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.